Kore Harbi 3. Dünya Harbi'ni davet edebilir. Sahi siz ne düşünüyorsunuz Paşazade? Hı? Bir Demokrat Partili olarak düşünceniz nedir? Karamsarsınız azizim. Her zamanki gibi. Atlantik Paktı'na sokacak bu harp bizi. Paşazade, Türkiye taarruza uğrarsa peki? Amerika yine yardım edecek mi? Hı? Sen neler söyleyeceksin Muzaffer? Eski partilin köşeye sıkıştırıyor beni. Son toplantıda neler söylediğimi unuttun galiba. Tamam, tamam. Aklımdan çıkmış. Aman fikirlerin sende kalsın. Gülizar, Halide nerede? Bilmiyorum Muzaffer Bey, görmedim. Serap, iyi misin? Yok, değilim. Doktor çağırayım mı? Yok, yok. Gerek yok. Midem bulandı biraz. Geçer şimdi. Muzaffer, telaşlanma. Tabidir, olur böyle. Evet, ben bir bakayım. İyi misin? İyiyim. Ne oldu Muzaffer Bey? Güllüme bir şey mi oldu? Midesi bulandı. Siz gidip bakın isterseniz. Doktor çağırmamız gerekirse çağıralım. Korkma Muzaffer Bey. Gebeliktendir. Olacak o kadar. İyiyim, merak edecek bir şey yok. Muzaffer, sen misafirlerin yanına git. Ayıp olmasın şimdi. Boş ver şimdi misafirleri canım. Merak etme, iyiyim ben. Düzelince inerim yanınıza birazdan, hadi. Peki. Güllüm, kızım. Kalan kızım benim. Serap Hanım. Abo, suratınız pamuk tarlası gibi olmuş. Yoksa içinizdeki her şey çıktı mı? Çıktı, çıktı. Tüh, şifa niyetineydi o. Yazık oldu desenize. Yazık mı oldu? He, yazık oldu. Yani şifa niyetin olduğu için, bebeği için yazık oldu. Aslında bir bardak daha var. Ben hemen koşup gidip bir bardak daha alıp getireyim mi? İstemez. O yaptı zaten. Ama şifadır Serap Hanım. İstemez dedim ya. Hadi sen işine bak. Bugünleri de mi görecektik Muzaffer'cim? Şu haline bak. Toy delikanlılara dönmüşsün. Bunca yıldır tanırım seni. İlk kez bu halde görüyorum. Yapmayın Allah aşkına ya. Gelmeyin üstüme. Bunlar hassas meseleler. Bu meseleleri bahane edip politikayı bırakmazsın inşallah. Bilakis artık dört elle sarılacağım politikaya. Bu memlekette büyüyecek bir çocuk dünyaya getiriyoruz. Artık sorumluluğum çok daha fazla. Değil mi?